Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sürüngen malzemelerinin fiyatları hakkında tartışacağız arkadaşlar. AliExpress'ten almış olduğum ürünler var, onların ne kadar olduğunu söyleyeceğim sizlere. Ve ürünlerimi nereden temin ettiğimden bahsedeceğim. Öncelikle Terrarium'dan başlayalım. Terrarium arkadaşlar, yerli Terrarium firmamız Egoterra tarafından yapılıyor. Sahibinin adı Erdem Bey. Gayet güzel bir Terrarium. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdilik. Adı nedir? Ben bunu ikinci el aldım. Ama gayet memnunum şimdilik. O kadar kullanılmış olmasına rağmen. Sonra arkadaşlar, bir diğer ürünümüz arkada görmüş olduğunuz arka fon. Belki tek memnun olmadığım ürün olabilir. Çünkü ölçüleri söylenen ölçülerle alakası yok arkadaşlar. Markası da bu arada Exoterra. Yani o bildiğiniz meçhul yabancı firma. Onun ürünü olmasına rağmen hiç memnun değilim arkadaşlar. Zaten şuradan da gördüğünüz gibi arkasına gekoç giriyor. Böcek giriyor. Her şey arkasına giriyor. Ben de çıkarmaya çalışırken bir gün bunu da her seferinde silikonladığım için parçalandı. Böyle olacağı zaten çok belliydi yani. Tam oturmadı gördüğünüz gibi. En azından yan ölçüsü. Oraya da bir sarmaşık koyduk. Bunun fiyatı da arkadaşlar 50-55 lira civarı. Tam hatırlamıyorum. İnternetten N11'den almıştım. Onu da oradan bulabilirsiniz. Sonra bir diğer ürünümüz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz nem mağarası. Bunu o kadar çok aradım ki Türkiye'de. Hiçbir yerde bulamadım. En son bir arkadaş ikinci el satıyordu. Fiyatı da arkadaşlar 80 lira dedi. Yani şu an Türkiye'de olmadığı için sıfır hakkında bir bilgi veremeyeceğim. Üstündeki termometre arkadaşlar, AliExpress'te çok ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Ben Türkiye'den almıştım. Aynısı. Birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Türkiye'deki fiyatı da yani 20 lira falan civarıdır diye tahmin ediyorum. Kablolu böyle. Daha güzel termometreler alabilirsiniz ama bulabileceğiniz en ucuzları genelde bu. Bu kütün fiyatını bilmiyorum ama bunun çok pahalı bir şey olduğunu duymuştum. Bunu da Terrarium Gecko ve bu kütüğü aldım. Hepsini bir yerden aldım yani beraber. Kütük de hediye gibi bir şey oldu arkadaşlar alırken. Sonra sarmaşığımız var arkadaşlar. Onun fiyatını onu AliExpress'ten almıştım. Çok ucuz. 2 lira 80 kuruş. Normal bir plastik sarmaşık yani. Bir plastik sarmaşıktan ne bekleyebilirseniz onlar var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle yem kabımız var arkadaşlar. Bunun burası şeyli. Böyle böcekler, kurtlar tırmanamasın diye içe bükülmüş. Bir tarafı da kalsiyum veya su amaçlı kullanabilirsiniz. O içe bükülmüş kısım da çıkıyor. Onun tane fiyatı da 5 lira 30 kuruş arkadaşlar. Bunlar hani kargo falan filan da olabiliyor. Hani değişebiliyor. Onu bir araştırın. AliExpress'ten aldım onu da. Şunu normal bir milyoncudan aldım arkadaşlar. Sos kabı gibi. Ben buna su koyuyorum. Daha iyi oluyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz bir dal var. O dalı size göstereceğim arkadaşlar. Dalın fiyatı 4 lira 40 kuruş arkadaşlar. Ama ilginç yanı, ben onu sipariş verirken nasıl bir sipariş verdiğimi göstereyim şöyle sizlere de. Şöyle bir şey bekliyordum. Zaten kötü puan verdim. Böyle bir şey bekliyordum. Gelen ürün bu. Bunu da göz önünde bulundurup alın. Hani size kalmış. Sonra bir diğer ürünümüz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sürüngen halısı. Ben bunu Türkiye'de hiçbir yerde bulamadım. AliExpress'tekiler çok kötüydü. Amerika'ya arkadaşım gitti. Orada da pet shoplarda çok pahalı. 30-40 dolar civarı. Ve küçük boyu bunlar. Ben de gerek duymadığım için kendim yaptım arkadaşlar. Normal 1 metrekare halı flex aldım. Onu tam böyle teraryuma, arka plana falan uyacak şekilde kestim. Şu anlık memnunum. Arada bir böyle ya, bir sıkıntısı yok aslında. Hani ben şimdi öyle demiş olmak için demeyin bir şey. Şöyle arkadaşlar, bunu nasıl temizliyorum derseniz, birkaç tane hediyeni de kestim şöyle. Biri ıslakken temizlendikten sonra diğeri kuruyor. Diğerini koyuyorum. Bu şekilde bir sistem kurdum kendi çapımda. Sonra bakalım başka ne almışız. Arkadaşlar şunu 18 lira 40 kuruşa aldım. Türkiye'de bunu da bulamayabilirsiniz büyük ihtimal. Böyle bir saklamaz kabı.
Ama içine termometresi ve yumurta koyması için şey var. Bu inkübatörlerin içine konuluyor. Türkiye'de zor yani. Kendiniz yapabilirsiniz anca. Ama bunun kadar hani böyle 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış gibi bulamazsınız. Sonra bir de şu kabı aldım arkadaşlar. Ben temizlik yaparken Gecko bunun içinde duruyor genelde. Bu benim beklediğimden çok daha küçük ama olsun. Bunun fiyatı da 11 lira 40 kuruş olması lazım. Bir de çok önceden daha sürüngen beslemezken ahşap bir cımbız aldım. Böyle. Ya, tutuşu çok iyi değil. Ama bunu da ne kadar aldığımı size paylaşayım. 4-5 lira civarını almıştım AliExpress'ten. Yani bu şekilde almış olduğum ürünler. Daha detaylı paylaşabileceğim bir şey henüz şu an yok. Ama ileride olursa sizlerle paylaşırım. Teraryumda kullandığım sürüngenle alakalı AliExpress'ten vesaire almış olduğum ürünler bu kadar. Umarım faydası olur. Sorunuz olursa aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.